geçmiş olsun. İyi misin? Ağrısızın var mı? Ten acısı nedir ki Bülent? İlacını sürersin, hapını yutarsın. Eninde sonunda diner. Yüreğimdeki yara nasıl kabuk bağlayacak onu bilmiyorum. Geçecek ama. Bu yangın da sönecek. Her şey benim yüzümden. Ben sebep oldum. Kahroluyorum. İçim acıyla kıyılıyor. Ama senden özür dilemeye bile yüzüm yok benim. Alın yazısı Bülent. Mukadderatının hangi kul geçebilmiş ki? Kaderim. Kaderimiz böyleymiş. Değil Beytnur. Tek mesele bebek değil ki. Kader hiç değil. Ben her zaman senin en büyük kadersizliğin oldum. Ne koca olmayı becerebildim. Ne baba olmayı. Sana bir yuva bile kuramadım. Yetmez gibi. Bir de ailenin sırtına kambur oldum. Senle ben çok başkayız Beytnur. Senin için kolay olan benim için o kadar zor ki. İnsanın karısının kendinden daha yürekli, daha kudretli olması çok zormuş. Ben hem hayran oldum o yürekli dimdik duruşunuza. Hem de ezildim Beytnur. Size yetişeyim, sizden gibi olayım derken yoruldum. O yüzden o kadın oldu ya. Onun yanında oyun oynamama gerek yoktu. Neyse ama. Ama senin beni sevebilmen için benim başka bir Bülent olmam gerekti. Beceremedim. Ne kendim olabildim, ne de seni mesut edebildim. Değişmeni istemedim ki ben Bülent. Dürüstçe yaşasan yeterdi bana. Uğraşıyor derdim. Hatalarını yok sayardım. Hatasız insan mı var? Yok tabii. Yok da... Artık bizim de mümkünümüz yok İlknur. Tüm bu olup bitenler bana iyi ders oldu. Düşündüm taşındım. Yanında yörende olmam... Senin daha da canını yakacak. Bülent. Bak İlknur. Ne zaman bana ihtiyaç duysan... elimden ne gelirse yaparım. Oğlumun da her hacetine kefilim. Lakin daha fazlasını bekleme benden. Olmayanı olduracak takatim kalmadı benim için.